Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir One Man Squad bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Şu an en deli fişek, en gözü kara silahçörlerin iniş yaptığı Nova Repno'yedeyim. Gökyüzünde konfeti gibi adam vardı, burası karışır arkadaşlar. Ya bu mininin Iron Sight'ını sevmiyorum. Ne oluyor oğlum? Adamın birinde M249 var. Hunharca tarıyor. Karşımda bir yerde. Kanguru gibi zıplarım, arı gibi sokarım. Tamam. Yani bu kiti de öyle bir yere koymuşlar ki tuzak gibi. Bedava peynir gibi. Biliyorsunuz bedava peynir sadece fare kapanında olur arkadaşlar. Tamam, güzel, canımızı topladık. Ulan... Orada rampayı hesaplayamadım var ya, tam kafaya gidiyordu mermi. Rampa adamın hayatını kurtardı. Tamam, sistematik gidelim. Önce bir bu tarafı bitireyim. Arka tarafım da dolu. Oha, her yer dolu. Kaldırdınız mı lan? Bunlara hemen bir baskı kurmam lazım. Lan! Ödüm koptu. Chucky gibi bekliyor duvarın arkasında, ses de vermedi, aklım gitti ya. Bunlar aynı takımdan mıydı? Takım arkadaşı bir tık laglı öldü sanki. Şunların bir lütuna bakalım. Üç kasklar, müç kasklar, oha be. Biri geldi. Lan yürü git, biri ve sıfırlar dünyanı. Burada çatışmadayız, canımız burnumuzda. Gitti mi lan gerçekten, alındı. Tamam, güzel başladık, her şey yolunda. Bence bu taraf temiz. Bu tarafı temizledik abi. Şimdi şu diğer tarafa bir oynayalım. Oraya da şöyle bir soldan doğru açalım diyorum ben. Bak hala devam ediyorlar. Geldim geldim. Yalnız bir anda böyle bir sessizlik pek hoşuma gitmedi. Tekrar konteyner tarafından döneceğim. Adam var. Bunlar da beni arkalayacak ha. Kaşlı göz arasında beni götürecekler burada. Vay arkadaş. Yalnız güzel döndüm ha. Tam böyle araya alıyorlardı. Şuna da bakalım. Oha 6x. Bence tekneyle geçelim karşıya. Şu an için daha mantıklı. One Man Squad'da tekne olayı çok tehlikeli arkadaşlar. Yani organize bir takım tararsa aynı anda hiç şansım yok. Ama güzel temizledik, evet. Nova Repno'dan tek parça halinde ayrılıyoruz. Hala pusan birileri olabilir ama artık ona da yapacak bir şey yok. Gaz geldi, gitmemiz lazım. Şu an var ya böyle bir tek atıyormuş. Abi şu karaya bir çıkayım, ayağım yere bir bassın, bir kafam rahat etsin benim. Vallahi stres oldum ha. Ayağın yere basacak abi. Bak uçak falan da öyle yani, tamam kaza oranı çok düşük ama insan bir korkuyor, bir ayağı yere bassın istiyor yani, o karayı, o toprağı bir hissetmek istiyor yani ayaklarının altında. Güzel, temiz gibi buralar. Bir de şöyle bir şey var. Benim galiba uçak fobim var arkadaşlar. Yani olabilir. Gerçi 1 milyon abone özel videosunda biliyorsunuz uçaktan atlamıştım. O da ayrı bir delilik. Bu ne? Bu ne ya? Uçurayım mı seni? Uçalım mı birlikte? Birlikte değil, sen uç. Birlikte uçalım uçalım, yanlış anlayabilir. Kalkanıma güveniyorum. Kalkanıma güveniyorum. Hop! Ha! Yemezler. Şöyle daha rahat uçarsın diye tahmin ediyorum. Elveda. Bir lütü mutu da yokmuş ki ya. Şarjörü marjörü bir değiştirelim. Evet şimdi. Şöyle bir durum değerlendirmesi yapacak olursak iyi durumdayız. Kill sayımız fena değil. Yerimiz güzel. Şu binanın bir çatısını alayım mı ya? Buranın görüşü güzel. Şöyle bir havayı koklayalım bakalım ne oluyor ne bitiyor. Kaç kişi lan? Oha, abi yanlış anladınız.
Kalabalık geldiler. 3 veya 4. Tamam. Şimdi böyle durumlarda böyle antin kuntin yerlere çıkmak her zaman işe yarar arkadaşlar. Çok vurdu. Çok vurdu. Lan çabuk bas şunu. Bas işte ya. Ne kadar uzun sürdü. Adamlar burada köfteli kıyma yapacaklar beni. Hala... Bunlara bir akıl oyunları yapmam lazım. O zaman Show Must Go On sloganıyla... Düş artık be! Robocop gibi 3 seti de giymiş. Canı nasıl? Güzel. Nereye? Bu belaya... Bu belaya hepimiz bulaştık ha. Anı yaşayın. Tadını çıkarın. Bir kaldı. O da şu an soğuk terler döküyor. Kalp atıcıları hızlandı. Göz bebekleri büyüdü. Hadi. Şarjörü bu kadar sık değiştirmeme gerek yok aslında ama olsun abi, ne olur ne olmaz. Hepsi öldü. Temiz. Tertemiz. Bu arada arkadaşlar, hala abone değilseniz tamamen ücretsiz bir şekilde abone olup bildirimleri açarak her yeni videoda bildirim alabilirsiniz. Yani bence bu maçın, bu çatışmaların hakkı artık abonelik. 3 milyon aboneye doğru bir akalım. Aha. Enseyi tıraşladım. Oğlum. Bir sabit dur. Alevlerin içinden çıkmışım ben. Bu mu yani? Adam uyanık ha. Adam uyanık. Adam hareketli ya. Aha, öbürü de burada. Bir tane kafadan yedi de o da güzel vurdu. Tamam, ikisi de karşımızda. Bunlarda var ya, yelek de kalmadı, kask da kalmadı. Don atlet oynuyorlar. Oo, bu iyi bir fikir değil. O camdan kafamı görüyorlar önce. İnce. Oraları bir temizleyelim. Orada bir yerler kirlenmiş. Aslında baygın verdikten sonra bunlara her türlü oynanırdı da biraz sniper çatışması yaşayalım ya. Bunlarla biraz oynayalım. Bir tane daha yedi. Adamlar şamar oğlanına döndü. Sırf şu iki adamdan 500'e yakın hasar kasmış olabilir be. Oh! Ne stres kaldı ne bir şey. Oraları biraz daha temizleyelim. Az önce tam olmamış. Bu şekilde olmayacağını ne zaman anlayacaklar acaba? Bunlara bir B planı lazım. Oğlum orada don atletsiniz, bir de agresif agresif hareketler yapıyorsunuz ya. Vallahi benim burada bol bol mühimmatım var. Kaynaklarım da sağlam. Sabaha kadar çatışırım oğlum burada. Yine siz bilirsiniz ama ne oluyor lan? Evet, galiba B planını devreye soktular. Sola açıyor. Ha, öbürü çoktan sola geçmiş bile. Bunların arabası var mıdır? Şu tepenin soluna doğru açabilirler. Araba. K
kelebek gibi uçarım, arı gibi sokarım. Ama ben bir karıncayım. Hepsi öldü. Evet arkadaşlar, kill sayımız aşırı yüksek değil ama bence efsanevi çatışmalar 1v4'ler falan yaşadık. Gayet güzeldi. Artık 3 milyon aboneye doğru gidelim. Bu maçın hakkı artık abonelik arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi de unutmayalım. Şöyle bir hasarlara bakalım. Evet arkadaşlar, 16 kill, 2595 hasar. 595 hasarı büyük ihtimalle son iki adamdan kasmış olabiliriz. Umarım sizler de keyif almışsınızdır. Sonraki videolarda ya da Twitch canlı yayınlarında görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Birileri köprüden geçer, onlar 3'ü 5'i hesap ederken engel tanımaz bana mesafeler. Ben kozmik karınca, hey, anlarsın sen lobiye varınca. Ben kozmik karınca, hey, ödemeli çaldır lobiye varınca. Ben...